Evet, öncelikle burada yeniden milli formayla olmak benim için heyecan verici, gurur verici. Kendi salonum Sinan Erdem Spor Salonu'nda milli takımımızda dün akşam ilk antrenmanımıza başladık. Yeni bir süreç başlıyor. Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor ve tabii ki ilk etapta iki maç oynayacağız biliyorsunuz. Perşembe akşamı İtalya'da İtalya ile oynayacağız. Pazar akşamı da burada İzlanda ile oynayacağız. Kadroyu en formda şu anda Türkiye liglerinde oynayan en formda oyuncuları seçmeye çalıştık. Tabii ki birkaç belki eksik veyahut da bizim taktiksel olarak ligde kendi takımında çok süre almasa da bizim kullanmayı düşündüğümüz bazı oyuncular da bu kadronun içinde yer aldılar. Tabii ki bu pencere maçları antrenörler için kolay maçlar değil. Çünkü takdir edersiniz ki Perşembe günü maç var ve biz ancak bugün işte bu basın medya gününden sonra gerçek bir antrenman yapacağız. Yarın da İtalya'da bir antrenman yapıp maça çıkacağız. Ama oyuncularımızın çoğu 2-3 senedir zaten biz bir milli takım iskeleti oluşturduk. Şu anda maalesef biliyorsunuz bu Avrupa Şampiyonası elemelerinde sezon içerisinde NBA'de oynayan oyuncularımız sadece bizim değil tabii ki bütün Avrupa'daki oyuncular bu maçlarda oynayamıyorlar. Aslında tabii ki bu sistemde sorgulanması gereken bir sistem. Böyle olduğu zaman şampiyonalarda bazen Avrupa Şampiyonası'nda veya Dünya Şampiyonası'nda iyi takımlar belki de kualifiye olamıyor. Onun dışında işte daha B takımıyla, C takımıyla bu turnuvaları oynayan takımlar bakıyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda. Şimdi tabii bizim için işin açıkçası bu bir dezavantaj olarak gözüküyor. Çünkü şu anda 5 tane çok önemli oyuncumuz NBA'de onları kullanamayacağız. Ama pozitif taraftan bakıldığı zaman da geçmiş yıllara işte Sertaç Şanlı gibi tecrübeli bir Euroleague oyuncusu geçtiğimiz yıllarda onu da kullanamıyorduk. Yani Euroleague'de oynayan oyuncuları da kullanamıyorduk. Şimdi en azından onları kullanabileceğiz. Ama tabii ki Euroleague'de dakika alan oyuncularımızın sayısı da çok fazla değil. O da bir gerçek. Zor bir maç oynayacağız. İtalya zor bir takım, tecrübeli bir takım. Onlar da 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde aynı hocayla, Pozzecco'yla, iyi arkadaşım Gianmarco Pozzecco'nun yönetiminde iyi bir kadroları var. Ve tabii ki özellikle de işte onlarda da Euroleague oyuncuları, Armani Milano ve Virtus Bologna'da oynayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro. Zor bir maç bizi bekliyor. Pesaro'da oynayacağız maçı. 10-12 bin kişilik bir salon. Oradan en iyi sonuçtan buraya dönüp kendi sahamızda pazar günü saat 16'da oynayacağımız İzlanda maçı tabii ki çok kritik bir maç. Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Gruplar, dörtlü gruplar. Grubumuzda ayrıca Macaristan var. Macaristan da tabii ki o da tehlikeli bir takım. Onun için de biz bu gruptan 3 takım Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Artık yani herhalde Türk basketbol milli takımı da Türkiye'deki bu basketbol yatırımları, bu ekollen de Avrupa Şampiyonası'na 2025'teki katılacağımızı düşünüyorum. Ve orada da iddialı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu kadronun iskeletinin üzerine NBA'de oynayan arkadaşlarımızı da ilave edebilirsek o zaman 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya için savaşan bir takım olarak orada bulunabiliriz. Biliyorsunuz en son Avrupa Şampiyonası'nda maalesef tadı damağımızda kalmıştı. Grubu son saniye basketiyle İspanya'ya grup ikincisi olarak çıktığımız çeyrek finalde Fransa'ya mucizevi bir maçla kaybetmiştik. Ve o turnuvada da hatırlarsanız Fransa'yla İspanya final oynamıştı. Onun için bizim takımımızın gücü var. Bu gücü kullanmamız lazım. Şimdi de bu NBA oyuncularımız olmadan da bu kadroda olan arkadaşlarımızdan bu maçları en iyi şekilde geçip 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi basketbol A milli takımı olarak temsil etmek en büyük hedefimiz.
Şimdi Tarık Biberovic çok ciddi bir gelişim gösterdi son 2 yılda. Özellikle de bu sezon zaman zaman gerçekten çok etkili oynuyor ve Euroleague'de de ciddi dakikalar alıyor. Ben de takip ediyorum. Bu pencere maçlarında Tarık Biberovic'i kullanacağız. Ama tabii gönül istiyor ki Tarık Biberovic çok küçük yaştan beri biliyorsun Türkiye'de uzun yıllardır zaten Fenerbahçe'de Türk olarak da oynuyor. Yani Tarık Biberovic'i ben ümit ediyorum ileriki dönemde yetkililerimiz devşirme oyuncu olarak değil de bir Türk oyuncu olarak kullanabiliriz. Aynen işte Ercan Osmani örneğinde olduğu gibi aynı örnek çünkü Tarık Biberovic'te. O zaman da belki işte Avrupa Şampiyonası'na katılırken, Avrupa Şampiyonası'na inşallah katılma hakkı elde ettiğimizde ve NBA'de oynayan arkadaşlarımızın da büyük bir hevesle bu sefer eksiksiz bir şekilde buraya dahil olmasıyla beraber belki bir tane de Türkiye'de olması şart değil. Avrupa'dan olabilir, NBA'den olabilir. Üst düzey bir takıma ayrıca bir çıta atlatacak bir devşirme oyuncu olursa buna kapımız açık olur. Aynen işte İspanya örneğinde olduğu gibi Lorenzo Brown biliyorsunuz İspanya'da oynamadığı halde İspanyol milli takımında devşirme yaptılar ve İspanya'nın Avrupa şampiyonluğunda çok büyük payı oldu son turnuvada. Onun için bu da planlarımızda var. Ama bu pencere maçlarında Tarık Biberovic'i kullanacağız. Genç bir oyuncu zaten. Onun da ben takıma çok ciddi anlamda katkı vereceğini düşünüyorum. Bunun dışında geçen yıl olimpiyat elemelerinde kullanmadığımız, kadroyu almadığımız işte kaptan Meli affını istemişti geçen yıl olimpiyat elemelerinde ailevi sebeplerden dolayı. Ona tekrardan kadroyu aldık. İyi bir sezon geçiriyor bu sezon Türkiye Ligi'nde. Yani Euro Lig'de oynamıyor baktığınız zaman istatistik ama Türkiye Ligi'nde tecrübeli bir oyuncu. Keza gene işte Burak'ın Tuncer bu sene tabii Galatasaray'da daha fazla dakika alıyor. Onu gene kadroya aldık. Dediğim gibi yani en tecrübeli oyuncularla burada çünkü hedef yani şunu söylemem lazım arkadaşlar. Yani A milli takımda bu benim prensibim. Başkaları başka prensipleri olabilir. Yani A milli takım oyuncu yetiştirme yeri değil. Yani oyuncu yetiştirme yerlerimiz genç milli takımımız, ümit milli takımımız, B milli takımımız, A milli takım en iyi, en formda oyuncuların kullanabileceğimiz, gelip yer aldığı ve başarı odaklı olan bir sistemdir. Ben ona inanıyorum. Bu arada şunu da hemen burada soru gelmez, ben hemen söyleyeyim. Genelde çok böyle bir soru işareti oluyor kafalarda. İşte Türkiye'de Türk futbol milli takımı işte başarılı son dönemde. Kadınlarda voleybol milli takımımız Türkiye'nin gururu. Neden erkek basketbol milli takımı böyle başarılar kazanamıyor diye. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman bu kadrolarda Türk futbol milli takımında ve kadınlar voleybol A milli takımımızda oynayan oyuncuların hepsi Avrupa'da oynuyorlar. Evet, kadın voleybol milli takımımızdaki oyuncuların hepsi Türkiye'de oynuyorlar bildiğim kadarıyla. Yani dışarıda oynayan, Avrupa'da oynayan oyuncumuz var mı tam şu anda emin değilim ama sanırım hepsi Ebrar var. Bir tane oyuncumuz var. Futbol milli takımında oyuncularımız var ama hepsi Avrupa'da oynuyorlar ve milli maçlar olduğu zaman Avrupa'daki bütün ligler zaten erteleniyor, hepsi geliyor. Şimdi basketbolda öyle değil. Ya basketbolda şu anda Avrupa'da en fazla aktif oyuncusu, milli oyuncusu NBA'de olan ülkelerden bir tanesiyiz. Belki de en fazlasıyız. Onun için de tabii ki burada bir dezavantajla karşılaşıyoruz. NBA oyuncularımız zaman zaman hazırlıkları için aflarını istedikleri dönemler oldu. Geçmişte Ömer Faruk Yurtseven oldu. Geçen sene Cedi Osman katılmadı. Şimdi tabii ki bu elemelerde bu bize sıkıntı yaratıyor işin açıkçası. Daha sonra da tabii ki bir istikrar sağlama. Yani futbol, voleybol milli takımı gibi böyle devamlı bir istikrar sağlayamıyorsunuz. Bu çocuklarla sadece yazın beraber olabiliyorsunuz. Onun için bu bir dezavantaj ama bu çocuklarımızın da iyi niyeti ve özellikle 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarabilirsek oraya dahil olmalarıyla beraber bu milli takımdan bir madalya ilk göreve başladığımda eksik olan ne var demiştiniz? Bir tek A milli takımlar seviyesinde kupam yok. Onun dışında her türlü kulüpler düzeyinde biliyorsunuz Avrupa'daki bütün kupaları kazanmış bir hocayım. Hedefim A milli takımlara mutlaka bir madalya kazanmak.
Onun için inşallah bu 2025'e de iyi başlarız elemelere ve 2025 Avrupa Şampiyonası sonunda da bir madalyaya ulaşırız. Benim hedefim bu ama sadece hoca olarak sizin olmanız gerekmiyor. Tüm kamuoyu olarak bütün arkadaşlarımız, federasyon çok iyi niyetli bir şekilde çalışıyor, organizasyonlar çok iyi. İnşallah başarıyla Türkiye'yi gururlandırırız biz de. Kafalarda şu soru işaretini kamuoyunda bırakmayız. Neden basketbol milli takımımız, A milli takımımız başarılı olamıyor? Bunun cevabını 2025 Avrupa Şampiyonası'nda vermek istiyoruz.